Moz. Moze. Moz. Moze. Moz. Moz mu, moze mi, bu tartışma bir yana dursun. Bugün yine sahnede bir Alman var arkadaşlar. Bugün sizler için Moze Variti inceliyoruz. Evet, yakışıklı bir kutuya sahip olduğunu söylemeliyim. İlk başta Moze Variti'yi gördüğüm zaman açık tonlar böyle ruhumuzu, içimizi açıyor. Hemen üzerinde gördüğünüz gibi seçtiğiniz nargile formunu anlatan bir şema var. Arkasını çevirdiğimiz zaman da şurada küçük bir pencere var. Buradan da seçtiğiniz sleeve'i görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da satışı hazırlayan çalışan arkadaşa kolaylık sağlıyor diyerek kutudan bir kurtulalım. Birazcık da Variti'den bahsedelim. Geçtiğimiz yıl Moze firması Breeze 2'yi çıkarttıktan sonra derin bir sessizliğe gömülmüştü. Daha sonrasında Variti ile beraber amiral gemisini Breeze'den Variti'ye kaydırdı diyebiliriz. Nisan ayında lansmanı yapılan Variti aradan 2 ay sonra Türkiye'de satışta arkadaşlar. Variti isminden de anlayabileceğiniz gibi oldukça fazla varyasyona sahip olan bir nargile takımı. Bu nargile takımının en temel özelliklerinden bir tanesi de yaptığı birbirinden farklı tahliye sistemleri arkadaşlar. Videomuzun ilerleyen dakikalarında bu tahliyelerden de bahsediyor olacağız. Alman otomotiv sektöründen alıştığımız bir satış mekaniği vardır bilirsiniz. Satın alırsınız ama satın alma bitmez. Satın almaya devam etmek gerekir. Aldığınız ürünü farklı kombinasyonlarla yenileyebilir, üzerine farklı giydirmeler satın alabilir ve her defasında farklı bir nargile ile içim yaptığınız hissiyatına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü size oldukça fazla satın alınabilir içerik üretiyorlar arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey, satın alacağınız her şey bir maliyet. O yüzden paranızı dikkatli harcamanızı tavsiye ederim. Sanırım en zorlanacağınız kısım bu kombinasyonla mı, şu kombinasyonla mı, hangi kombinasyonla Variti'yi almalıyım? Burada tamamen sizin bütçenize ve isteklerinize göre hazırlayacağınız, sizin göz zevkinize en uygun modeli seçiyor olacaksınız. Birazcık formlardan bahsedecek olursak, Variti de Aion gibi iki farklı göbek formuyla geliyor arkadaşlar. Bir tanesi Lounge, bir diğeri de Squat. Lounge ve Squat'ı birbirinden ayıran en temel faktör çıkışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lounge'larda sadece bir çıkış var. Sadece bir kişinin nargile içmesi için tasarlanmış bir göbek. Squat'larda ise 4 çıkış var arkadaşlar. Aynı anda 4 kişinin de nargile içebilmesine olanak sağlayan bir göbek sistemiyle geliyor. Burada şunu hatırlatmak gerekir. 4 çıkışlı olan takımları hiçbirimiz 4 kişi içelim diye değil, sadece daha zengin gösterdiği için tercih ediyoruz. İkinci seçim yapmanız gereken şey ise renk arkadaşlar. Tamamen paslanmaz çelik ile üretilen Variti iki farklı renk tercihiyle sizlere geliyor. Bunlardan bir tanesi Silver, bir diğeri de Black olarak geliyor. Silver olan zaten gördüğünüz gibi standart bir çelik formla geliyor. Black ise titanyum bir kaplama şekliyle sizlere geliyor arkadaşlar. Üçüncü seçim yapmanız gereken şey ise şişe seçimi arkadaşlar. Burada da iki tane varyant var. Bunlardan bir tanesi Clear Cam, bir diğeri de Frosted Cam. Yani bir tanesi şeffaf cam, bir diğeri de buzlu cam olarak seçim yapmanız talep ediliyor. Takımın seçimini yaptığımıza göre şimdi sıra sahneye hangi kıyafetle çıkacağımıza karar vermek. Burada da Plus Line, yani Moz'un daha sonradan satın alınabilir içeriklerinin oluşturduğu başlığın ismi arkadaşlar. Plus Line devreye giriyor. Takımı aldığınız zaman yanında bir adet sleeve geliyor. Fakat daha sonradan rengini değiştirmek veya farklı bir ikinci, üçüncü bir sleeve satın almak istiyorsanız da bu da tabii ki sitede mevcut. Sleeve'ler 3 farklı formda geliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi wavy line olarak geçen epoksi ve dalgalı desen olan seri arkadaşlar. Wavy line'ın içinde tercih edebileceğiniz 5 farklı renk seçeneği var. Bunlardan bir tanesi
Frosted bir tanesi blue, bir tanesi yellow, bir tanesi pink, bir tanesi de mint olarak geçiyor. Bunun haricinde original line olarak bir line'ımız var. Bunun içinde sadece düz siyah formda sleeve var. Bir de Stanley's diye bir seri var. Bu Stanley's serisinin içinde de göbekte tercih ettiğiniz rengi seçebiliyor ve giydirmeyi de o şekilde çelik bir giydirme tercih edebiliyorsunuz. Standart kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Bir giydirmeniz var. Seçtiğiniz göbek, göbek rengi, aynı zamanda şişe tercihinizden sonra takımı standart olarak alabiliyorsunuz. Klasik Almanlardan alıştığımız gibi bu takımın içinde de marpuç ve hortumu çıkmıyor. Ama merak etmeyin, elinizdeki bütün soft touch hortumlarınızı ve marpuçlarınızı bu takım içinde kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında Plus Line'dan tekrar satın alabileceğiniz gerçekten çok güzel marpuçlar var. Onlardan bir tanesini de şu an göstereceğim size. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Moz Breeze için satın aldığınız içeriklerin tamamı Variety içinde uygun bir şekilde geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu da karbon fiber bir marpuç arkadaşlar. Oldukça başarılı bir karbon giydirme olarak da wavy beyaz tercih etmişiz burada. Gerçekten yakışıklı bir marpuç var diyebiliriz. Keşke kutunun içinden çıksaydı, fakat satın alma olanağı olması bile bizim için bir avantaj. Hiç olmasaydı dedirtti. Ekstra satın alınabilir içeriklere geçtiğimize göre isterseniz biraz da bu takım için ekstra neler satın alabiliyorsunuz onlardan bahsedelim. İlk bahsedeceğim parça aslında oldukça küçük bir parça. Küçücük bir kutuya sahip olan connector sleeve olarak geçen bu giydirme parçası arkadaşlar. Bu giydirme parçası sayesinde hortum adaptörlerinin üzerlerine bu şekilde sleeve'ler takabiliyorsunuz. Haliyle daha yakışıklı bir görüntüye sahip oluyor. Bunun da tabii ki renk seçenekleri var. Aldığınız takıma göre veya farklı farklı renklerde kullanabiliyorsunuz. İkinci anlatacağım parça ise plug-in adaptör. Plug-in adaptör ne işe yarıyor? Plug-in adaptör nedir? Arkadaşlar, burada iki farklı form görüyorsunuz. Buradan da anlayabileceğiniz gibi kilitli bir camla geliyor bu vareti. Aynı zamanda kilitli camı elinizdeki bütün camlarla kullanmanıza olanak sağlayan bir adaptör arkadaşlar. Benim de en sevdiğim parça diyebilirim. Bunun haricinde az önce de bahsettiğim gibi Moz Breeze 2'nin ama bu takımda da kullanabileceğiniz marpuçumuz var. Haricen satın almak isterseniz yine farklı renklerde de satın alabileceğiniz çok güzel bir soft touch hortum var. Bu da daha sonrasında da satın alabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Haricen bu takımı aldığınızda veya Moz herhangi bir nagle takımı aldığınızda yanında bir de sipsi hediye gönderiyorlar. Ama keşke bizim sipsiyi takıma uygun bir renkte gönderselerdi dedim. Yine de çok teşekkür ederim. Güzel bir sipsi. Üzerinde güzel kalın bir dağcı ipi var. Paracord ipine benzer bir ip var arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir etiket yapmışlar üzerinde Moz. Güzel bir epoksi var. Yine soft touch'ın üzerinde işlenmiş bir şekilde Moze yazıyor arkadaşlar. Güzel bir sipsi olmuş. Şimdi gelin isterseniz beraber kutu içeriğine geçelim. Hem kutunun içine bakalım hem de bu takımı nasıl monte ediyoruz onlardan birazcık bahsedelim. Bu şekilde 3 kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Bir kutunun içinde Variety'nin bütün parçalarının yer aldığı kutu, seçtiğimiz sleeve'in yer aldığı kutu, içinde seçtiğimiz camın yer aldığı kutu. Seçtiğimiz cam bizim frosted camdı arkadaşlar. Bir diğer cam da buradaki clear cam zaten. Göbekteki kelepçede seçim yaptığınız renge göre değişiyor. Silver seçebiliyorsunuz, isterseniz black seçebiliyorsunuz. Burada seçtiğimiz sleeve var. Şimdi kutu şemasına ve kutu içeriğine beraber bakalım isterseniz. Kutu bu şekilde geliyor. Yine aynı şekilde arkasında da yaptığınız seçimleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kutuyu açtığımız zaman bizim karşımıza bir broşür geliyor. Burada QR kodlu bir broşür. Ne yazıyor burada? Moz Variety'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Keyif alacağınızı garanti ederiz. Farklı kombinasyonlarla bu nargileyi kullanmak için QR kodunu okutabilirsiniz diyor. QR kodunun içine girdiğiniz zaman size farklı varyasyonlarda nasıl tahliye yapabileceğinizi anlatıyor. Oldukça bilgilendirici bir şema olmuş, bunu söyleyebilirim. Mutlaka satın alanlar bu şemayı QR kodunu okutarak kullanmalılar diyebilirim. Daha sonrasında karşımıza
karşımıza tepsiler çıkıyor arkadaşlar. İki boy tepsimiz var. Bu da yine farklı tahliyeler yapabilmemiz için olanak sağlayan iki boy tepsi arkadaşlar. Bir tane ufak boy tepsi çıkıyor. Üzerinde vektörel çizimler ve variti yazısı yazıyor. Orta kısmında böyle bir şişmanlık var. Penta'dan da hatırlayabileceğiniz gibi. Tahliyeyi tepsi altından yapmasına olanak sağlayan bir yükselti var arkadaşlar. Bir tepsimiz bu şekilde. Diğer tepsimiz de bu şekilde, daha büyük bir tepsi. Kenarı yukarıya doğru ovalleştirilmiş. Daha büyük bir tepsi. Üzerinde yine aynı şekilde variti yazısı yazıyor. Ben tepsileri çok beğendim. Genelde Almanlarda bu tepsi olayını çok beğenmiyordum. Biliyorsunuz zaten. Ama varitide bu iş çözülmüş diyebilirim. Bir alt segmente geçtiğimiz zaman burada ulaşılabilir iki tane ring var. Bir de serin uzatma adaptörü var arkadaşlar. Ringlerden bahsedeceğiz zaten. Bol bol bahsedeceğiz. Özellikleri sizin farklı tahliyeler yapabilmenize olanak sağlayan ringler arkadaşlar. Bu ringlerden birisinin ismi Ring Element. Bir diğeri de Blow Off Ring olarak geçiyor. Burada da demin de bahsettiğimiz gibi ser borusunu uzatmak için kullandığınız bir adaptör var. Ser borusunu uzatma adaptörü var arkadaşlar. Ser borusu niye uzuyor diye burada bir soru gelebilir. Dedik ya, oldukça fazla varyasyonu olan bir nargile takımı diye. Bu takımı farklı boyutlarda, farklı şişelerle, farklı giydirmelerle bir sürü seçim yaparak kullanabiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda bunu da göreceksiniz zaten. Kutumuzun bir alt kısmına daha geçtiğimiz zaman ana parçalar karşılıyor arkadaşlar bizi. Bir göbeğimiz var. Göbek oldukça ağır bir göbek. Yanlış hatırlamıyorsam 800 gram civarında bir ağırlığı var. Elimdeki squat modeli, gördüğünüz gibi 4 çıkışlı. Launch modeli ise tek çıkışlı. Aynı zamanda 4 farklı delikten tahliye yapmanıza olanak sağlayan bir göbeği var arkadaşlar. Sonraki parçamız lüle adaptörümüz. Standart bir lüle adaptörümüz var. Üzerinde contasıyla beraber geliyor. Bu da bizim için her zamanki gibi bir avantaj. Daha sonrasında burada 2 tane poşetli ürünümüz var arkadaşlar. Bu poşetli ürünlere şöyle yakından bakın. Kurulum yaparken zaten göstereceğim. Küçük bilyeler ve büyük bilyelerin olduğu bir poşet var. Bir de körleme tapalarının olduğu bir bilye var. Büyük bilyeler ve tapalar sadece squat modellerinde çıkıyor. Neden squat modelinde çıkıyor? Çünkü 4 çıkışlı bir nargile takımı. Eğer 4 çıkışı da kullanıyorsanız bu tapaları takmıyorsunuz. Kurulum yaparken bunu zaten sizlere anlatıyor olacağım. Ama bir kere daha hatırlatayım. Launch modellerinde sadece küçük boncuk çıkıyor. Squat modellerinde hem büyük boncuk var, hem küçük boncuk var, hem de körleme tapaları var. Sonraki parçamız difüzörümüz olsun arkadaşlar. 2 sıralı bir difüzör sistemi kullanılmış. Ters takarak da kullandığınızda iptal edebiliyorsunuz. Burada 3 boy borumuz var arkadaşlar. İlk bakışta çok karışık gelebilir ama oldukça basit olduğunu söyleyebilirim. Alt kısımları bu şekilde oluklu ve kısa yivli olan borular alt borular arkadaşlar. Yani daldırma boruları. Ser borusu da hemen ortadaki yivi yüksek olan boru arkadaşlar. Bu yivin yüksek olan tarafı göbek kısmına geliyor. Hemen bu altta 8 parça ürün var. Aslında bu 8 parça 4 tane hortum adaptörünü oluşturan parça arkadaşlar. Her 2 parça bir hortum adaptörünü oluşturuyor. Dedikten sonra isterseniz gelin bir de bu takımı nasıl kuracağız ona geçelim. İlk başta şunu söylemeliyim. Oldukça fazla tahliyesi olduğu için ben standart tahliye tercih edip tek bir formda yapacağım. Daha sonra tahliye sistemlerini gösterirken nasıl kurulum yapılacağını da orada göreceksiniz arkadaşlar. İlk önce göbeğimizi alıyoruz. Göbeği aldıktan sonra göbeğin içine boncuklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu 4 küçük boncuğu göbeğimize yerleştiriyoruz. Burada plastik boncuk kullanmışlar. Belki ileride cam boncuk alternatifi de gelebilir. Her zaman söylüyorum, cam boncuk, metal boncuk, plastik boncuk, bunların her birisi farklı tarzda tahliye hissiyatları veriyor. Bunları da denemek gerekiyor diyebilirim. Sırada ringlerimiz var arkadaşlar. Klasik tahliye yapacağımızı düşünürsek tek sıra deliği olan ring elementi göbeğimize takıyoruz arkadaşlar. Ser borumuz yiv kısmının uzun gelen tarafı aşağıya gelecek şekilde, göbeğe gelecek şekilde vidalıyoruz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu ringlerin altında o-ringler var arkadaşlar. Plastik contalar, o-ringler var. Sıkıştırma esnasında dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. Sıkıştırırken kesilme ihtimali olabiliyor. Birazcık nazik davranmanız lazım. Bu o-ringlere de hassas davranmak gerekiyor. Üst ser borumuzu uzatan ikinci parçamızı göbeğimizin üstüne tekrar takıyoruz. Bizim tercih ettiğimiz beyaz bir sleeve'imiz vardı.
siz de kendi zevkinize uygun olan rengi seçebilirsiniz. Bunda ters düz diye bir şey yok. Ayna bir model arkadaşlar. O yüzden iki tarafı da düz, iki tarafı da ters. Daha sonrasında tekrar söylüyorum, ringlerde böyle olmaz, şöyle olmaz diye bir durum yok. Bu ringi epoksimizin üzerine ters bir şekilde monte ediyorum. Tepsilerimiz devreye giriyor arkadaşlar. İki boy tepsimiz var. Büyük boy tepsiyi koyuyoruz. Lüle adaptörümüzü vidalıyoruz. Küçük boy tepsiyi de üzerine oturtuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Burada demin de bahsettiğim gibi adaptörlerimiz vardı. Hortum adaptörleri. Bu hortum adaptörlerini nasıl birleştiriyoruz peki? Onu da göstereyim arkadaşlar. Boncuklarımız ve tapalarımız vardı. Boncuğu iç kısmına oturtup sonra adaptörün diğer kısmını vidalıyoruz. Vidaladıktan sonra da tapayı geniş olan kısma ucu dışarıya bakacak şekilde diyoruz arkadaşlar. Eğer elinizde konektör sleeve'iniz varsa burada da konektör sleeve'i takmak için orta parçayı tekrar çıkartıyorsunuz. Konektör sleeve'i buradaki geniş parçadan geçirip tekrar küçük parçayı vidalıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir parça oluyor. Körleme tapası göbeğe bakacak şekilde takıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de yapalım. Bir marpuçla içecekseniz dördüncü bilyenizi kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dördüncü bilyeyi de takarsanız içmenize engel olacaktır. Bir tanesi açık kalacak. Bu bizim içim yapacağımız taraf. Buna da aynı şekilde konektör sleeve'ini bağlıyoruz. Ayrı koyalım onu, karışmasın. Daha sonra da tapalarını takıyoruz. Tekrar söylüyorum, içeceğiniz tarafta tapa olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntü oluşacak. Bunu da buraya takıyoruz. İçim yapacağımız kısmı da buraya oturtturuyorum. Son olarak alt parça geliyor arkadaşlar. Alt parçayı oluşturan 3 parçamız var. Demin de söylediğim gibi çıkıntılı olan ve kısa yivli olanlar alt parçayı oluşturuyor. Difüzörünü takabiliyorsunuz. İsterseniz küçük camla da bu nargileyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece kendi verdiği frosted veya clear camla değil, plug-in adaptör kullanıp isterseniz büyük veya küçük camda kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde tek bir boru oluşturuyoruz. Sonrasında göbeğin altına bunu monte ediyoruz. Hatta isterseniz buzlu camı ortadan kaldıralım. Plug-in adaptörü takıp Sezar'la bu nargileyi tamamlayalım. Hem daha yakışıklı gözüksün. Plug-in adaptörün de nasıl takılmış olduğunu görün. Plug-in adaptör de bu şekilde bir parça, düz bir parça. Vidalı kısım üste gelecek şekilde göbeğin altına bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar Sezar'ımız gelsin. Contasını göbeğe taktıktan sonra nargileyi şişesine oturtturabiliriz. Evet. Oldukça yakışıklı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu takım bir Beşiktaşlı'nın hayali olabilir. Siyah beyaz inanılmaz karizmatik duruyor. Marfucu'nu da yanına getirdiğim zaman benzersiz bir nargile takımı haline geliyor. Aslında renkleri de çok başarılı ama siyah beyazda oldukça yakışıklı duruyor diyebilirim. Şimdi hızlıca bir nargile yapalım. Hem nargileyi denemiş olalım hem de farklı varyasyonlarda tahliyelerden de sizlere bahsedelim. Evet, nargilemizi de hızlıca hazırladık. Hemen tekrar söylüyorum. Bu kutunun içinden hortum ve marpuç çıkmıyor. Ekstra satın almanız gerekiyor veya elinizdeki marpuç ve hortumu kullanmanız gerekiyor. Evet. Oldukça rahat bir içime sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz da tahliyelerinden bahsedelim. Videonun başında da bahsettiğim gibi iki ring sayesinde 7 farklı tahliye yapmanıza olanak sağlıyor arkadaşlar bu nargile takımı. Tahliyelerden bir tanesi tepsi altından gövdeye doğru. İlk tahliyemiz bu şekildeydi. Diğer tahliyelere de bakalım. İkinci tahliye tipini yapmak için bu alttaki parçayı çıkartıyoruz. Tek delikli olan kısım üst tarafa gelecek. Çift delikli olan ring de alt tarafa gelecek şekilde tekrar vidalıyoruz. Gövdemizi takıyoruz. Diğer ringimizin delikleri alt kısma gelecek şekilde takıyoruz. Büyük tepsimizi yerleştiriyoruz. Adaptörümüzü takıp tepsimizi üstüne bırakıyoruz. Bu şekilde de gövdeden tepsiye doğru bir tahliye sistemiyle şekillendirebiliyorsunuz. Sonraki tahliye sistemine geçelim. Böyle 7 tane tahliye var arkadaşlar. Tekrar adaptörümüzü söküyoruz.
Hepsimizi çıkartıyoruz. Yine tek ring, tek delikli kısım alta gelecek şekilde serborumuzu gövdeye vidalıyoruz. Giydirmemizi üstüne geçiriyoruz. Sonrasında büyük tepsimizi göbeğe vidalayıp üstüne ringi takıyoruz. Üstüne de adaptörümüzü takıyoruz. Contamızı takıyoruz. Sonra lülemizi takıyoruz. Bu şekliyle de lüleye doğru bir tahliye sistemi olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lüleye doğru bir tahliye yapıyor. Burada tabii bu sistemde tepsiyi, küçük tepsiyi iptal etmiş oluyoruz. Dördüncü tahliye sisteminde tekrar lüleyi çıkartıyoruz. Adaptörümüzü çıkartıyoruz. Daha sonrasında küçük tepsiyi üstüne yerleştirip tekrar vidalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de iki tepsinin arasından böyle bir şelale gibi aktığını göreceksiniz. Sonraki tahliye sistemimizde yine lüleyi çıkartıyoruz. Adaptörü çıkartıyoruz. Tepsiyi kaldırıp büyük tepsiyi iptal ediyoruz. Küçük tepsiyi yerleştiriyoruz. Bu sefer ringi ters takıyoruz arkadaşlar. Tepsiye ters dalıyoruz. Üzerine adaptörümüzü dalıyoruz. Sonra da lülemizi takıyoruz. Burada da sadece küçük tepsi opsiyonuyla yapıyoruz bunu. Bu şekilde de hem lüleye bir tahliye hem de tepsinin üzerine doğru yanal bir tahliye yapmış oluyoruz. Altıncı sistemimizde çift delikli olan ring kısa tepsinin üstüne yukarıya bakacak şekilde denk getiriyoruz. Daha sonra büyük tepsimizi üstüne geçirip adaptörü üzerine sıkıştırıyoruz. Yani böyle iki tane tepsi üst üste gelecek şekilde konumlandırıyoruz. Bu şekilde de iki tepsinin arasından yatay bir tahliye olacak. Son tahliyemiz için de bunda da üst parçamızı söküyoruz. Takımı daha kısa hale getiriyoruz. Gövdemizi geçiriyoruz. Ringimizi takıp küçük tepsimizle beraber adaptörümüzü vidalıyoruz. Bu şekliyle kullandığınız zaman da hem tepsinin üstünden hem de altından tahliye yapmış oluyorsunuz. Evet, yani işin özeti tahliyenin sınırı yok arkadaşlar. Yaratıcılığınıza kalmış farklı farklı formları kullanarak tahliyeler yapabiliyorsunuz. Ama benim size burada göstermek istediğim başka bir konu daha var arkadaşlar. Bu takımı dediğimiz gibi isterseniz kendi boy şişesiyle, isterseniz plug-in adaptör kullanarak Rus tipi bir şişeyle ve isterseniz daha küçük bir şişeyle alt forun uzantı eklentisini sökerek daha küçük bir formda bu nargileyi kullanabiliyorsunuz. Variti. Küçük bir camla da kullanabiliyorum. Kendi büyük camıyla da kullanıyorum. Rus tipi bir camla da bu takımı kullanabiliyorum. Nargilerinizi bir Barbie bebek gibi sürekli süsleyeceğinize eminim. Fakat burada çok dikkatli olun. Her bir ekipman ekstra bir maliyet. Paranızı dikkatli harcayın. Ve eminim harika kombinasyonlar gelecek. Belki ileride Moze Variti güzellik yarışması bile yapabiliriz. Umarım akıllardaki birçok soruyu cevaplamış ve merakları iyice uyandırmışızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün size Moze Variti'yi tanıttık. Not: nargile hepimizin.